bu 20 gün içerisinde yaptığımız serviste alt katlarda ve üst katlarda ve yaptığımız koridorda vefat eden 9 tane koronalı hastanın, biliyorsunuz ki insanlar işte kanser olur, başka şey olur ve bunların son anları yaklaştığında hastanelerde özel servisler vardır. Palyatif bakım derler buna. İnsanlar orada son anlarını geçirirler evlerinde ya da palyatif servislerde geçirirler. Buralarda vefat ederler. Diğer hastalar bu ölümleri çoğu kez görmez. Ancak bu korona illetinden yüzünden sadece yoğun bakımlar değil, normal servislerde de pek çok insan üst üste vefat etti ve durumu iyiye giden ya da bir şekilde kritik sınırda bulunan insanların gözü önünde bağırış, çağırış, hıçkırık içerisinde ölümler gerçekleşti ve bu diğer işte durumu kritik ya durum iyiye giden insanların ya da hasta insanların üzerinde baskı oluşturdu ve moralini bozdu. Nefessiz kalan hastaların tuvalete gitmekte zorlandıklarını gözlerinde şahit oldu. Hani bu gençler var ya ortalıkta dolaşan, hani böyle bana bir şey olmaz diyenler, bu ölen hastaların veya işte servislerde bir şekilde kritik eşikte bulunan hastaların çoğu yaşlıydı ve bu hastaları dinlediğimizde ve çoğu da köylerden falan da gelmişlerdi. Aslında izole bölgelerde, işte kalabalık olmayan yerlerde bulunuyorlardı bu köylerde yaşayan yaşlı insanlar. Hikayelerini dinlediğimizde çoğu ya evladından ya torunundan ya da bir başkasından eve ziyarete gelen bir başkasından bu illeti kapmış. Aslında 65 yaş üzeri insanların çoğu tedbirli davranıyor, önlem alıyor. Ancak biz sevdiklerimizi kendi ellerimizle öldürdüğümüzü orada bir kez daha müşahede etmiş olduk. Yani kişiler, anneler, babalar, neneler, dedeler kendi tedbirini kendileri alıyorlar ve devlet de sosyal izolasyonu sağlamak için işte sokakta, caddede, çarşıda, pazarda insan sirkülasyonunun sayısını azaltmak için 65 yaş üstüne yasak koyuyor, sokağa çıkma diyor. Belki de onları korumak için. Ancak bir takım densiz ve dengesiz insanlar, bencil insanlar o illeti kendilerini korumakta olan insanları taşıyor ve o insanların ölümüne neden oluyor. O hastaneler düşseler bu yaşlı insanların ya da kronik rahatsızlığı olan insanların son dakikalarına şahit olsalar belki bin bir pişmanlık içerisinde olacaklar. Belki de yaptıklarından gerçekten de nedamet duyacaklar, utanacaklar. Koridorda babam gidiyor diye bir feryat koptuğunu bir erkeğin, genç bir erkeğin ağlayarak, sıçrayarak, haykırarak feryat kopardığını gecenin karanlığında şahit olduk. O genç kızılca kıyameti koparınca hemen güvenlik görevlileri oradan onu uzaklaştırdılar. O genci uzaklaştırdılar. Düşünün ki yani bir 10-15 dakika boyunca o müdahale, ön müdahale esnasındaki kargaşayı, o serviste yatan Koç Belediyesi bütün insanlar duydu, gördü, morallerin ne aleme geldiğini bir düşünün siz. Can hıraş feryadı duyan annem vardı, yanına gittim. Hiçbir şey demedim, diyemedim. Bazen dalıyordum telefonda sosyal medyaya bakıyordum. Orada hep ölüm haberleri vardı ama ben ölümün içindeydim. Oksijen veriyorlardı. Ve çoğu hasta işte yoğun bakıma gitmek için sıra bekliyordu. Birkaç tane hastanın böyle tam bir çizgide yoğun bakıma alındığını gördüm. Tabii o yoğun bakım neler oldu, neler oldu, bitti, sağ çıktılar mı, çıkmadılar mı oradan bilemiyorum. Ama o serviste ve alt katlarda işte, 9 tane hasta, tabii ki bunlar kendilerini geçtiği için fırt diye nefes çıkıveriyor. Ama o son anları, o nefessizlik, o boğulma hissi acayip oluyor ve evlatlarını bekliyorlar. Bazı hemşireler ailenizin kötü durumu kötü diye telefon ettiklerinde dahi biz karantinadayız diyorlar. Halbuki ben de karantinadayım zaten hastanedesin yani. Ya da gelmek istemiyorlar. Böyle kimi hasta yapayalnız öldüğünü
vefat ettiğini şahit oldum. Bizim kendi aymazlığımız, elbette ki bir pandemi var. Birincisi insanlarımızın, kimi insanlarımızın aymazlığı, sevdiklerimiz bizimden ayırdı. Ekim ayının sonunda, Kasım ayında, Aralık ayında bu iş patladı ve bu hale geldi. Bir doktorun dedikleri haklı çıktı. Bu haklılık içerisinde tabii ki gördüğüm 10. ölüm oldu hastanede. Bu 10. ölüm de annemdi. Ve vefat ettiğinde hemşireler müdahale ettiler. Tabii bizimkisi de çok sesliyordu. Ben sükunetle karşıladım. Ve hemşire dedi ki morga göndermeden önce annemin parmağındaki yüzü gösterdi. Kaybolur dedi. Parmağındaki yüzü çıkardı. Annemin parmağındaki yüzü çıkardı ve boynuma astı. İşte bu.